10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 173 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 1731. Demet'in karşılaştığı olay ile benzerlik gösteren bir örnek veriniz. Cevap, belirli bir açıdan bakarken boş kasenin tabanında bulunan ve görmediğimiz bir cismin, içine su konulduğunda görünmesi de, Demet'in karşılaştığı olaya örnek olarak verilebilir. İkinci ışının saydam ortamlardaki hareketini belirterek bu ortamlardaki hızları arasında ne tür bir ilişki bulunduğunu noktalı alana yazınız. Cevap, ışının saydam ortamlardaki hareketi yoğun ortamdan daha az yoğun ortama geçerken normalden uzaklaşma, az yoğun ortamdan daha fazla yoğun ortama geçerken normale yaklaşma şeklindedir. Üçüncü metinde öğretmenin öğrencilerine Snell yasası ile ilgili matematiksel modeli oluşturan unsurlar arasındaki ilişkiyi açıklamadığı görülmektedir. Siz öğretmen olsanız bu modeli öğrencilerinize nasıl açıklarsınız? Cevap, Snell yasası ile ilgili matematiksel modeli oluşturan kırıcılık indisi ile normalle yapılan açıların sinüsü arasında ters orantı vardır. Bu sebeple modelde unsurlar arasındaki ilişki, ışığın ortam değiştirirken izlediği yolun normal ile yaptığı açıların oranının, ortamların indislerinin oranıyla ters orantılıdır şeklinde de açıklanabilir. 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 173 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.